Ülkemizde son günlerde bir ıspanak zehirlenmesi yaşadık. Ve bu ıspanak zehirlenmesinin sebebi ıspanak demetlerine karışan halk arasında yöresel ismi Tatala ama tercüme adı şeytan elması olan Datura stramonium'dan ileri geldiği bulundu. Peki Tatala dediğimiz Datura stramonium neden bu kadar asırdır, binlerce yıldır yenen ıspanağa zehirli bir ot olarak karışmadı da bu son olarak bunu yaşadık. Bunun üzerinde hiç kimse durmadı. Bunun sebebi tamamen küresel ısınmaya bağlı. Çünkü Tatala, şeytan elması dediğimiz Datura stramonium kendisi tohumlarını atar, yabani bir bitkidir. Tohumlarını Ağustos sonu toprağa atar, Eylül başı ve bunlar Mayıs ayında çimlenir. Fakat bu kadar sıcak giden havalar ki ülkemizde Kasım ayında 28 dereceye kadar çıkan sıcaklık ve bunun yanında tarlalarda yapılan sulama, çünkü ıspanağı yetiştirmek için sulamanız lazım. Bu sulama tohumların yeniden çimlenmesine sebep oldu. Biz bunu yaptığımız arazi çalışmaları sırasında Ekim ayının ortalarında İznik bölgesinde yaptığımız arazi çalışmalarında tarlaların tekrar ekili tarlaların sebze ve meyve yetiştirilen ekili tarlalarda bu tataladın Datura stramonium'un tekrar çimlenip çıktığını ve 10 santime kadar yükseldiğini gördük. Tabii bu mevsimde vejetatif devrini tam olarak tamamlaması mümkün değil. Yani 50-60 santime çıkması ama havalar böyle gittiği için çimlenerek 10-15 santimi bulabiliyor. Ve tatala bütün Türkiye'de yetişiyor. Baktığınız zaman yetişme alanlarına İç Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de görebiliyoruz. Ve bu ıspanaklar da İç Anadolu'da Kızılcahamam yöresinden getirildiği yazılıyordu basında. Ve oralarda da çimlenerek yetişti ve toplayanların gözünden kaçtı. Çünkü ilk yaprakları eğer dikkatli bakmazsanız ıspanakla karıştırabileceğiniz şekilde. Yani bundan sonra Türkiye'de sadece ıspanak dışında değil, başka yetiştirilen sebzelerde de bu tip olaylarla karşılaşmamız mümkün. Çok dikkatli olmamız ve ev hanımlarına büyük görev düşüyor. Ispanakları çok iyi ayıklamaları ve değişik gördükleri otları ıspanağın içinden almaları gerekiyor. Yani burada zehirlenmelerde ıspanağın suçu yok. Herkes korktu, ıspanak almadı. Aslında korku yabancı otlardan gelmeli ve bunun içinde toplanma sırasında ve pişirilmeden önce yıkanma sırasında bu otların çok güzel, dikkatli bakılarak ayıklanması gerekiyor. Küresel ısınma bundan sonra sadece ülkemizde değil, tüm dünyada en büyük tehdit durumunda. Ve iklimdeki değişiklik yağmur rejimlerini bozuyor. Sıcaklıklar artıyor ve karbondioksit oranının yükselmesinden dolayı dünyada bir sera etkisi yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler'in iklim rejimiyle uğraşan bölümü, departmanı dünyada 2050 ve 2100'lerde yağmur rejimlerini ve ovaların bunlardan nasıl, havzaların nasıl etkileneceği ilgili bir çalışma yapmış ve bu çalışmada Küçük Menderes bizde ele alınmış ve yapılan çalışmaların sonunda 2100'lere gelindiğinde Türkiye'de Akdeniz ve Ege'de seracılık yapılamayacak kadar şiddetli sıcakların ve kuraklıkların yaşanacağı, eğer bir seracılık yapılacaksa bunun Uşak, Afyon gibi 1000 metreyi geçen yerlere kayacağı ile ilgili çok önemli ve vahim raporlar bulunmakta. Akdeniz ve Ege'de çölleşme tamamen görülecek. 2100 yılına gelindiğinde Akdeniz ve Ege'de hemen hemen ot sular bitmiş olacak. Oo.
Tamamdır. 2 lira, 2 lira. Ispanak 2 lira. Hem insan ucuzu. Alo. Öğrenciye %25 indirim. Çok kötü düşüş oldu. Günlük 10 kilo 15 kilo ıspanak satılmıyor işte. Bak öldürüyor diye millet ıspanağı almıyor yani. Bu ıspanak konusuna çok darbe gösterdiler yani. Pazarcı da, eken de, diken de çok darbe gördüm. Bilmem neden oldu ama bu ıspanakta bir sorun olan bir şey yok. Biz devamlı yiyoruz ama vatandaş korkuyor yani ölürüm diye. Bu konuda çok sıkıntı var. Biraz etkiledi. Yani bayağı bir etkiledi. Gene Allah bereket versin de hani eskisi gibi değil. Eskisi kadar satamıyoruz yani. Eskiden kaç kilo satıyordunuz ortalama? Şimdi ne kadar oluyor mesela? Eskiden 500 kilo satıyordum. Şu anda? Şu anda 200 kilo. 5 liradı. 1 liraya kadar düştü. Ispanak 2, karnabahar 2. Temel Reis'in ıspanakları 2 lira. 2 lira. Hem insan ucuzu. 2 lira, 2 lira. Ispanak 2 lira. Karnabahar 2 lira. 1 lira barım. Hocam ya. Hayır işte. Ben kolay yıllar geldim. Ver mi kolay? Ver abla. 2 lira.